çok bilmediğimiz bir şey. Çok da yemeyi beceremediğimiz bir şey. Bir mantarı anlatır mısın bize? Bunu nasıl alacağız? Alırken nelere dikkat etmek lazım? Mantar vallahi şöyle işte kapalı olanların hepsi güzel. Taze günlük geliyor zaten. Zehirlenme olayı var bir de. Kesinlikle bunlar yok. Zehirli mantarı nasıl anlayacak insanlar alırken? Neye dikkat etmesi lazım? Bu kültür mantarı. Bunda olmaz. Yani zehirli dağda toplananlardan olabilir. Belli bir zamanı var mı? Onun bir ayı bir zamanı. Yok bu 12 ay var. 12 ay var. 4-5 gün muhafaza edebilirsiniz. Bursa'da dağ bölgesinden siz çok fazla mantar almıyor musunuz o zaman? Ne yapıyorsunuz? Ya da alırken neye dikkat ediyorsunuz? Vallahi o yazın olanlar melki oluyor. Onlar sağlam ama bilen kişiler toplayacak. Tabii. Bilmeyen kişi. Kilosu ne kadar mantarı şimdi? Şu an 5 lira. 5 lira. Muz 4 lira. İyi herhalde fiyatı şu ara değil mi? İyi. Şu an çok iyi fiyat. Alanda zaten herhalde çok fazla insan yoktur muzu alabilecek durumda mı vatandaş? Vallahi işte ihtiyacı kadar alıyorlar. İhtiyacı kadar alıyorlar. Pazar nasıl peki? Pazar güzel. Pazarımız güzel. Pazar yeriniz güzel. Vatandaşın tercihi iyi. İyi iyi. Kapalı yerleri tercih ediyorlar. Kolay gelsin o zaman. Tek tek dizdiniz. Bunu da yapmak herhalde bir sanat değil mi? Böyle sanat. Tek tek hepsini bir araya koymak. Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Biraz erken geliyoruz. Tabii bunları tek tek diziyoruz yani. Kaçta uyanıyorsunuz? 5'te kalkıyoruz, 4'te kalkıyoruz. Bazen akşamdan diziyoruz, hazırlıyoruz. Yani öyle. Güzelleri en öne, cazibeli olanları. Yok, şimdi iyi mal var, bir de daha düşük mal var. Boy boy mallar var, kalite kalite. Burası böylece bizim kışın tükettiğimiz... Meyveler. Meyveler. Hadi. Şu sıkmalık portakal, bu yemelik boyları farklı bunların. Yani çift sıfır, üç sıfır diye boyları var. Çift sıfır ne oluyor? Çift sıfır daha çok sıkmalık oluyor. Yani boy en ufak, tek sıfır var, o daha da bir ufak sıkmalık. Üç sıfır var, dört sıfır var, bunlar yemelik oluyor. Bunlar tabii sizin anlayacağınız terimler. Tabii, tabii. Yani müşteri de baktım anlaması lazım o biraz yani. Böyle dikkatli müşteriler var mı hakikaten sizi yoran? Tabii. Tabii var. Neler yapıyorlar mesela? Boyuna bakıyor, cildine bakıyor meyvenin. Yani boyundan anlaşılıyor, cildinden. Hani kabuğunun kalın oluşundan. Bu cilde örneğin portakalın cildine bir bakalım birlikte. Bunu tabii. Nasıl anlayacağız? Şu ince kabuk mesela. Şöyle pürüzsüz. Yani bunun içinde kalın kabuk da olabilir. Şu, bu kalın şu mı? Şu kalın kabuk. Bakın şöyle şurasından belli zaten. Kalın mı, ince mi? İnce kabuk daha iyidir. Yemelik için? Evet. Yemelik ince. Ufak ufak portakalda ince kabuk olur her zaman. Portakal irileştikçe kabuğu da kalınlaşır. Yani bunlar finike malı. Antalya finike bölgesinden geliyor. Bakacağım fiyatına. Çok tatlı yazıyor burada. Fiyatı ne kilosu? Fiyatı etiketi göster Şafak. 2 lira iyi. İyi. Lira, yani. Ortalama ne kadara sattınız bu sene? Ortalama 1,5 ile 2 lira arası satıldı. İyi portakal. Yani i̇yi sulu. Portakal. Evet, iyi. Finike bölgesinden geliyor. Bunun cinsi Washington. Şimdi de Aydın bölgesinden geliyor. Mersin bölgesinden geliyor. Onlar biraz daha suyu kıt. Tadı da ekşimsi olur. Siz yani. En çok nereden alıyorsunuz? Tercihiniz yani kim? Şimdi şu an finike tutuluyor. Finike daha tatlı. Finike daha tatlı. Yani bunu satınca müşteri de sizi tercih ediyor. Şimdi fiyatı düşük olur. Onun tadı da düşük oluyor. Suyu da düşük oluyor. Böyle portakallar da. İyi lezzetli. Tabii bu en iyisi yani finike bölgesinden geliyor portakalın. Mandaline geçelim şöyle bir. Mandalin şu an bitiş dönemini yaşıyor. Bunların neden rengi biraz daha koyu? Bunlar yeni bir cins, King cinsi diye. King. Evet, Kıbrıs tarafından geliyor. Yani yeni bir aşılama olduğundan tek tük çekirdeği var. Şu zamanda şunlar tutuluyor yani. Bu çekirdekli mandalina pek tercih edilmez herhalde. Tabii tercih edilmiyor ama yani hastaları da şu an alıyor. Alıp tüketiliyor yani. Mandalina da var mı böyle alırken dikkat edeceğim şeyler? Portakal. İnce kabuk. İnce kabuk olması. Kümerde ve evet. Mandalina da ince kabuk önemli şimdi. Rengi böyle koyu olmayacak mı o zaman? Rengi. Şimdi bu bitiş sezonu dediniz ya bitiyor. Bitiş sezonu şu değişik bir cins olduğundan son cinsler bunlar. Bundan sonra yani şu bile depolardan geliyor yani. İyi bu. Kilosu. İyi yani. Kilosu 3 lira. 3 lira. Evet. Geçelim sıkmalığa. Bunu bırakalım böyle. Bu sıkmalık. Sıkmalık evde çocuklar için falan ya da evet. Yaşlılar için. Ev hanımların falan sıkacağı. Yani ince kabuk bu. Güzel. Fiyatı daha fazla. Bunun fiyatı 3 kilo 5. 3 kilo 5? Evet. 3 kilo 5. 2 liraydı. 2 lira. Bu 3 kilo aldığınız zaman 1.650'ye geliyor.
İri portakalın ufak boyları oluyor bunlar. Tek fark o mu? Evet, tek fark o. Tadı... Aynı, aynı. Tadı olarak değişmiyor. Aynı tadı, geldiği yer falan hep aynı yani. Geçelim. Buna ne diyorsunuz? Buna ilgili bir sürü şey var. Değişik, herkes farklı isim koyuyor. Bunun asıl ismi nedir yani? Grand Smith, yeşil elma. Grand Smith. Evet, Grand Smith elması. Bu ilk başlarda dışarıda oluyordu. Şimdi Türkiye bölgesinde yaygınlaştı yani. Biz Türk insanı çok itimat etmiyoruz ama değil mi yeşil? Evet, evet. Kırmızı, hep tatlı şeylere bakıyoruz. Yeşilin de faydası var. Ekşi, ekşi daha faydalı yani. Çok güzel, ben çok severim. Evet, sert yani, ne yapsanız yapsanız su elma sert. Dalında da sert, buzhaneye de koysanız sert. Evde yani bayağı bir süre dursa da yumuşama yapmayan bir elma. Peki bunun kırmızılardan farkı nedir yani yetiştiriliş? Sertliği. Bu yeşil elma biraz arsızdır. Türkiye'nin her bölgesinde oluyor yani. Arsız mı? Yüzsüzdür. Her bölgesinde oluyor yani. Ama kırmızı elma şimdi toprak ayırt ediyor. Bölge bölge değişiyor. Siz her bölgede yetiştiği için mi arsız diyorsunuz? Evet, her bölgede yetişiyor yani. Dağ bölgesinde. Bursa'da da var mı mesela bunlar? Her yerde var. Türkiye'nin her bölgesinde. Ama pahalı sanki. Yetişiyor. Pahalı biraz. Neden pahalı. Her yerde yetişiyorsa pahalı? Şimdi bu ilk baş çiçek döneminde çok çabuk yanıyor çiçekleri. O yüzden döneminde. Evet. Çiçek dönemindeyken çiçeklerini döküyor soğuktan. Yani kırmızı elma, sarı elma gibi çiçek zamanında tutulan bir elma değil yani. Çabuk döküyor elması şeyini, yaprağı, çiçeğini. O yüzden olmuyor yani, kıt oluyor. Yani bu elma için biz tezgahta yumuşağını görürsek almayalım. İlla yumuşağını serti. Yumuşağını bulamazsınız. Ha, bazen yumuşağını. Çok nadir de olsa belki. Evet. Yumuşağı yani depoda da olsa, bu elma buzhaneye konmasa dahi kolay kolay yumuşayan bir elma cinsi değil. Serti yoksa bu elmayı yemeyeceksiniz. Yani evet. Sert elma yemek istemiyorsanız zaten yeşil elma almayacaksınız. Geçelim evet. Kırmızıya. Göz bebeğimiz. Yani kırmızı elmamız sert. Bu her bir tezgahta bulamazsınız bunu. Bu şimdi bölge bölge değişiyor Isparta'da. Bölgeleri nedir yani? Neresidir? Yani, nereden getirirsiniz daha çok? Kayseri tarafından geliyor elma, iyi elma, kaliteli elma. Isparta tarafından geliyor. Yani bu bölgelerin elması daha bir lezzetli oluyor. Bursa'nın elması da daha lezzetli. Yani İnegöl tarafının elması, Orhan Gazi tarafı bunlar. Ama eski ağaçlar, eski ağaçlar yani bu Amerikan dediğimiz ağaçlar. Bunlar kısa bodur ağaçlar. Yani bunlar toprağına göre, yerine göre lezzet farkı oluyor. Mesela bu sertlik, yumuşaklık da etkiler mi bunları? Tabii. Sertlik. Hangisi makbul? Serti daha makbul elmanın. Elmanın serti her zaman makbuldür yani. Yumuşağı tercih edilmiyor. Sarı? Sarı elma, yeşil elma, kırmızı elma gibi sert olmuyor. İlle yumuşak oluyor yani. Buzhaneye de konulsa, depolara da konulsa sarı elma, kırmızı ve yeşil elma gibi sert olmaz. İlle yumuşak olur yani. Bunlar daha küçük ama değil mi? Bunlardan biraz daha mı farklı? Ne, evet, aradaki küçüğü. Fark ne? Boy farkı var. Ufak büyük ayırıyoruz bunları yani. Alırken de böyle alıyoruz. Satarken de böyle satıyor. Şimdi boylarına göre yani. Bir de sarıların küçük boyları var. Evet, küçük boyları sarı. Fiyatları şöyle bir hızlı. Fiyatları ufak boyları 2 lira. İri boyları 3 lira, 2,5 lira. Öyle değişiyor yani boy boy. Bir de muzlarınız var çeşit çeşit. Yerli muz, anamur muzu. Hangisini anamur. Yiyelim? Anamur, yerli muz daha hani güzel. İtal muza benzemiyor. İtal muz biraz fiyat farkı var. Yerli muz da güzel yani. Yerli muzu tercih edelim. Yerli malı, köylü malı. Yani. Yerli olsun, bizim olsun. Tabii. Tezgahınız çok güzel, bayıldık. Evet. Portakal çok güzel. Evet. Alacak olanı tavsiye edelim. Alın portakal. Evet. Hakikaten bekleriz. Güzel. Ben çok beğendim. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun.